kıymetli misafirlerimiz. Valisi Ezan Dicle Başkanı Sayın Halil Kavan Beyefendi. Değerli dava arkadaşlarım, seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Cumhur İttifakımızın Esenyurt'ta çok kıymetli belediye başkan adayı Sayın Azmi Ekincidir. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onu bize emanet etmiştir. Tanıdığımız günden beri vizyonuyla, duruşuyla, Esenyurt'u sahiplenmesiyle, açıkladığı projeleriyle çok büyük hizmetler getireceğine inancımız tamdır. İnşallah seçilecek olan Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerimiz de destekleriyle güzel bir Esenyurt için çalışacaklardır. Dünyanın başkenti olan İstanbul'umuzu ve Büyükşehir Belediye'mizi de Cumhur İttifakı adayı, başarılı devlet adamı Sayın Binali Yıldırım Bey'e emanet edeceğiz. Çok güzel hizmetler getireceğinden emin olduğumuz bu iki Cumhur İttifakı adayımızın rekor oylarla kazanması ve Yüce Türk Milleti'ne en iyi şekilde hizmet etmeleri için sonuna kadar destekçisi olacağız. Sizlerin gayretli çalışmaları birlik ve beraberliği karşısında durabilecek hiçbir ittifak yoktur. İnşallah zilleti yok edecek, belediyelerimizi de ehline emanet edeceğiz. Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Az önce başkanımız burada Cumhur İttifakı ile alakalı söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İttifak işte böyle yapılır. Gizli kapalı kapılar arkasında değil. Açık açık, mertçe çıkarsınız, dersiniz ki biz şunla bununla beraberiz. Onlara kapı kapı dolaşarak sandıkta gereken cevabı vereceğiz. Buradan da hem kendi teşkilatım adına hem Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımla beraber buradan hepinize söz veriyoruz. Buradaki değerli dava arkadaşlarımız Cumhur İttifakı'nın Esenyurt'ta Azmi Ekici Bey'i, İstanbul'da Binali Yıldırım Bey'i, yani ehline emanetlere emaneti teslim edilmesi için son 20 gün daha azimli, daha gayretli bir çalışma yapmak gerekmektedir. Ya beka diyeceğiz, Sayın Genel Başkanı'nın ifadesine ya da zilet diyeceğiz. Ben bu güzel tablonun beka diyeceğini yürekten inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Evet, bu akşam muhteşem bir akşam. Bu akşam Türkiye'nin bekasını riske atanlara karşı 15 Temmuz 2016'dan itibaren oluşan Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin fotoğrafı. Bu fotoğraftan dolayı Allah'a hamd ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sizlerle birlikte Türkiye'nin bekası asla riske girmeyecektir. Ben inanıyorum, değerli hemşehrilerim, 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden eş, dost, akraba, konu, komşu, herkese giderek bu meseleyi anlatacaksınız. Ülkenin bekası meselesini anlatacaksınız. Esenyurt'tan İstanbul'a bir gedik açmak istiyorlar. İstanbul'u düşürüp sonra Türkiye'yi düşürmek istiyorlar. Meseleye böyle bakarsanız işin rahmetini anlarsınız. Yolumuz açık olsun. Gazımız barak olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu seçim sadece bir belediye seçimi, yerel seçimi olmaktan daha önemli anlamlar taşıyor. Neden? Çünkü 15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Yeni Kapı ruhu dediğimiz milli diriliş ruhu
belirdi. Bir milli mutabakat oluştu. Ve bu milli mutabakat çerçevesinde de Cumhur İttifakı oluştu. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir. Türkiye'nin istiklal içerisinde istikbale taşınmasının teminatıdır Cumhur İttifakı. Şu anda bir tarafta az önce ifade ettiğim gibi beka mücadelesi veren Türkiye'yi istiklal içerisinde istikbale taşıma gayreti içerisinde olan Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta da Türkiye hasımlarının taşeronluğunu yapan PKK'nın FETÖ'nün desteklediği Zillet İttifakı var. O sebeple tüm bunları dikkate alarak, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak bu seçimin bir belediye seçiminden daha önemli anlamlar içerdiğinin bilincinde olarak oy kullanalım. Cumhur İttifakı'nı inşallah 31 Mart'ta yeni bir zafere taşıyalım. İnşallah bu zaferle 1 Nisan'a kaos senaryosu yazanları da bozguna uğratalım diyorum. Hepimizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Evet, çok güzel bir milletlik burada. Hakikaten herkes aslında 31 Mart seçimini yapmış ve şunu görüyoruz. 31 Mart seçimi bugün burada yapıldı ve ne dediniz? Cumhur İttifakı dediniz, az mevkinci dediniz. Vatanın bekası için, Türk milletinin geleceği için, herkesin geleceği için, bu vatan toprakları üzerinde oturan, yaşayan herkesin geleceği için Allah'ın izniyle oylarımızı vereceğiz ve Cumhur İttifakı adayımız Sayın Azmi Ekinci Beyefendi'yi Allah'ın izniyle biz belediye başkanı yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Peki İstanbul Büyükşehir'de mutlaka her yerde akrabalarımız var. Biz Büyükşehir'le alakalı Sayın Binali Yıldırım Beyefendi yine Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak mıyız? 39 ilçede Cumhur İttifakı'nın adaylarını tulum olarak çıkarıp hepsini bu ilin başına getirecek miyiz? Allah'ın izniyle sizlerle bir kararlılık olduktan sonra ben inanıyorum ki olacak. Ama ben bugün Azmi Ekinci'yi sizlere emanet ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Ekrem Yıldız'ı Allah'ın izniyle ehline emanet ediyorum. Mücadele Partisi'nin yanına geldi.